Kameraya mı bakıyorum? Ne yapalım ki? Biraz önce Ceren Kaçar konserinde ya muhteşem muhteşem müzisyenle tanıştım ve size tanıtmak istiyorum. Yani gerçekten harika bir enerjiniz var. Hala teşekkür öyle. Teşekkür ederim. Biraz sizi tanıyabilir miyim? Ne diyeyim? İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Konservatuarı lise girişliyim. Sonrasında çalgı bölümüne üniversitede devam ettim. Müzikoloji bölümüne çap yaptım. Sonrasında içiye giren çıkamaz derler ve çıkamadım. Sonrasında yüksek lisansa devam ettim. Bir doktora aşamasında bir durup böyle bir müzik yapmak istediğime karar verdim. Biraz böyle farklı şeyler çalmak, aslında her şeyin içine girip çıkmak istediğim bir dönemdeyim. Tam olarak bu yüksek lisans bittikten sonra farklı müziklerin içinde olmak istiyorum. Farklı şeyler deneyimlemek istiyorum. Tam da bu sebeple sanırım burada bu konserin içindeyim. Lise girişlisin. Evet. Ud enstrümanıyla, ud senin branşın ud mu? Başka enstrüman var mı yoksa sadece ud? Okulda piyano zorunluydu ama uddu. Lavta çaldım bir sene ama evet hep ud çaldım. Zaten yetti bana yani, benim için zordu yeterince. Küçük yaşta girip kocaman bir udu alınca... Evet, gerçekten zordu. Perdesiz bir enstrüman olması. Ama genel olarak şöyle, kısa sap olduğu için ve perdesiz olduğu için transpoze teknik olarak zor bir enstrüman genel olarak. O yüzden Türk müziğinde teknik olarak batı tekniği kullanılmasa da melodik teknik var. Ama zor bir enstrüman. Yani perdesizliğinden ziyade kısa sap olduğu için yani uzun uzun gidip gelemiyorsun. O yüzden de teknik çalımı zor. Evet. Biraz. Yani şimdi okullarda enstrüman çalmayı öğretiyorlar ve hani siz bunu geliştirerek okulu bitiriyorsunuz, yüksek lisans yapıyorsunuz, bir akademik kariyer yapıyorsunuz ama yani bu sahnedeki böyle naiflik, o inanılmaz pozitif enerji, bunu nereden öğrendiniz? Bence bu genetik. Evet, evet. Aileden mi? Evet, yani benim annem de böyle, babam da böyle, yani sucular diye bizim böyle bir aileden gelen bir enerjimiz var. Nerede mi müzisyen? Hiç yok. Bizim ailede hiç müzisyen yok. Sahnedeki hiç kimse müzikleyecek ama herkes çok iyi çalıyor söylüyor. Aslında onların ki yani bu amatör dediğimiz amatör ruh var ya, yani ben diğer çalıştığım alanlarda da amatör olarak yani başka iş olup da müzik yapanlarla çalışıyorum. Onlardaki şöyle, eve gelip tutkuyla müzik yapıyorlar. O kadar farklı bir bu anekdot ki aslında ben onu keşfettim yıllarca. Yani bizim bu konservatuvarda yaşadığımız o küçük travmalarımız var yani. Bütün konservatuvarlar beni anlayacaktır. Böyle işte yarışma, doğru yapma, mükemmel olma, hata yapmama böyle büyüyünce, hata yapınca çok dağılıyoruz biz konservatuvarlar müzisyenler olarak. Onlardan bu şeyi alıyorum. Zevk alıyorlar yaptıkları şeyden. Yani işten eve gelip müzik yapıyorlar ve rahatlıyorlar. Diyorum ki ve hani gidiyoruz, hemen gidelim. Bitirelim de gidelim artık evimize gibi değil de ya ne güzel müzik yapıyoruz. Onu görünce evet biz müzik yapıyoruz ve çok güzel bir şey paylaşıyoruz. Yani bence işte bu başka daldakilerle böyle küçük bir farkımız oluyor ve ben onlarla beraber çalışmaktan çok keyif alıyorum. Evet gerçekten hani şimdi bizi izleyen kişiler, müzikle uğraşan amatör profesyonel veya hiç uğraşmayan kişiler aslında bunun bir hayat biçimi ve hayatın içinde zevk aldığınız an olduğunu kaçırabiliyor. Yani ben de bir sürü müzisyen arkadaşım da bunu fark ediyorum. Yani herkes o anı yaşıyor ve hani ya bu defalarca yaşanıp geçecekmiş gibi. Ama sen böyle sarılmış gibisin yani yaptığın. Ben evet çünkü ya çok çalıştım, çok içinde olmaya çalıştım. Yani kadın olarak Türkiye'de müzikle geçinmek, müzik yaparak geçinmek, akşamları çalışmak vesaire genel olarak başka bir kültür, yani zor bir kültür aslında. Yani insanlar cuma cumartesi dışarı eğlenmeye giderken sen çalışıyorsun. Eğlence sistemin değişiyor bir kere. Çalışma sistemin, saatlerin farklı. O yüzden başka bir döngü ama ben bu şeyi seviyorum. Yani hani her gün başka bir yerde olmak, başka insanlarla başka şeyleri paylaşmak, bu bana enerji veriyor ve sanırım da o yüzden de enerjimi koruyabiliyorum bir şekilde. Hani mutlu olduğum şeyleri yapıyorum. Peki müzik kariyerin? Yani sadece akademik bir kariyer mi var yoksa çalıştığın kişiler, gruplar vesaire, hedef? Yani bununla ilgili bir yolculuğun neler ve neler yapmayı planlıyorsun? Biraz aslında yani böyle bir 2 senelik, 3 senelik planlamalar yapıyorum genel olarak. Evet hani okul bitti, sonra bir Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde hocalık yaptım bir 2 sene. Bir buçuk sene sonra dedim ki ben İstanbul'a geri dönmeliyim. Ben İstanbul'da yaşayacağım. Ya yurt dışına giderim ya da İstanbul.
Sonra geri geldim, yüksek lisansa başladım. Sonra yüksek lisans bitti, dedim ki akademik, yani ben bunu yapmaktan zevk alıyorum. Onu anladım aslında. Hani yazmak vesaire çok zor bir iş ve eve kapanıp saatlerce, yani bütün tez yazanlar beni çok iyi anlayacaktır, bambaşka bir mesele. Ama ben böyle dört duvar içerisinde bütün gün bilgisayarda yazı yazabilecek bir karakter değilim. Yani hocalarım da olsaydı, senin dışarı çıkman, yani hani sahnede olman, insanlarla bir arada olman gerekiyor diye. Tam olarak ben de hani böyle bir hayal kurdum. İşte geçen sene benim aynı zamanda UT öğrencimdi, Katerina, onlar komşular diye bir grup kurduk. Yunan Türk müziği yapmaya başladık. Zaten ben Türk müziğini biraz biliyordum. Türk müziği ve Yunanca karışık şarkılardan bir grup yaptık. O bana böyle bir zevk vermeye başladı. Farklı o fasıl, bir de yaş ortalaması durumu var ya. Fasılda hep böyle bir 50 yaş üstüne hitap ediyorum çocukluğumdan beri. Doğru. Ve hani o kültürde biliyorum, işte yırtık pantolon giyemezsin. Kıyafetin hep böyle siyah. Belli bir Türk müziğinin bir yani vardır yani. Ben o de işte yani, değilim. Sahne halinde yani çok teşekkür ederim. Değilim. İşte o muyum, bu muyum vesaire derken geçti yıllar. Sonra neyse ki işte Katerina ile Yunan müziği, şimdi Ceren'le ve Kardelen var. Yani başka insanlarla başka müzikler yapıp genç kitleye hitap ettikçe biraz daha kendimle tanıştığımı ve kendimle daha keyifli vakit geçirdiğimi hissetmeye başladım. Ya harika. Keşke daha çok vakit olsa, seni daha çok tanımak istedim. İnşallah bir gün buraya karavanımla da geleceğim İstanbul'da. Gelirsem tekrar davet etmek istiyorum. Sizinle tanıştığım için ayrıca mutlu oldum. Yani buna da vesile olduğu için. Çok mutlu oldum gerçekten. Çok güzel bir müzisyensiniz. Gizem Sucu. Arkadaşlar Instagram'ını takip edin. Başka takip edebilecek bir yer var mı? Yani Gizem 2M'li Sucu Instagram'da. 2M'li Sucu. Sadece Instagram mı var? Bir de YouTube'um Gizem YouTube Sucu var zaten. Evet. Orada da performanslarını mı paylaşıyorsun? YouTube kanalımda da bir sürü videolar var. Şimdi daha çok bir senedir daha çok Instagram'da hem halim ama evet, bu şekilde ulaşabilirler bana. Harika. Çok mutlu oldum. Ayrıca sözcükleriniz benim için çok kıymetliydi. Tekrardan teşekkür ederim. Çok sağ olun.